Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Tabii son günlerde bu depremlerde yaşanan depremlerde olup bitenlerle alakalı gerçekten devletimizin, devlet kurumlarımızın, afatımızın, JAK'ımızın, Kızılayımızın ve afet bölgelerinde Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in diğer bakanlarımızla birlikte Hızır gibi her afet bölgesine yetiştiğini, mevcut devlet imkanlarını ve afetlerle ilgili kurumları bir orkestra şefi gibi sevk ve idare ettiğini görüyoruz. Öncelikle olarak insani ve vicdani akabinde idari performansından ötürü Sayın İçişleri Bakanımızı, onunla birlikte sahada olan diğer bakanlarımızı, devlet yetkililerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerimizi, AFAD ekiplerimizi, JAK ekiplerimizi, yardım kuruluşlarımızın da görev yapan insanlarımızı tebrik ediyoruz. Hem camiamız adına hem şahsım adına kendilerine de buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, yine geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau bölgesinde ırkçı, faşist, dengesiz bir saldırganın saldırısı sonucu beşi bizim vatandaşımız, Türk vatandaşı olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Ben öncelikle bu saldırıyı şiddetle bir kez daha kınıyorum ve lanetliyorum. Bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün masumlara Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bizim vatandaşlarımız özellikle son yıllarda Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'nın diğer bazı ülkelerinde ırkçı, faşist ve nazi saldırılara hedef olmaktadırlar. Ve maalesef bu saldırıların tekrarlanmaması hususunda da Avrupa devletleri gerekli önlemleri bugüne kadar almamıştır, alamamıştır. Avrupa Parlamentosu PKK'ya Avrupa içindeki Türkiye karşıtı diğer bölücü örgütlere gösterdiği ilgiyi hassasiyeti Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı Nazi saldırılarının önlenmesi konusunda göstermemiştir. Bunu yeteri kadar gündemine almamıştır. Ve Avrupa parlamentosunun, Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin bu duyarsız davranışları sonucu bu saldırılar artada devam etmektedir. Solingen'de yanan yüreğimiz Hanau'da adeta bir kez daha kanatılmıştır. Ve Almanya hükümeti başta olmak üzere diğer Avrupa devletleri bu konuyu sadece taziyeyle geçiştirirlerse bu saldırıların arkası gelecektir. Ama herkes şunu bilmelidir ki Batı Avrupa'daki Türk vatandaşlarımız sahipsiz değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Necip Türk Milleti özelde de Büyük Birlik Partisi sonuna kadar onların yanındadır ve yanında durmaya devam edecektir. Bizim devletimiz de dışişleri bakanımız ve bakanlığımız da oradaki Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden görevlerimiz ve makam sahipleri de bu konu üzerine hassasiyetle gitmelidirler. Bu konunun peşini bırakmamalıdırlar. Ve vatandaşlarımıza yönelik ırkçı, faşist saldırıların sona ermesi noktasında her türlü faaliyeti göstermelidirler. Oradaki vatandaşlarımızın bu ırkçı saldırılara karşı yaptığı gösteriler, yürüyüşler, tepkiler takdire şayandır. Bunların daha da üst seviyeye yükseltilmesi için devletimiz ve Avrupa'daki temsilciliklerimiz gerekli desteği sonuna kadar vermelidirler.